Merhaba arkadaşlar. Bugün vücut geliştirme fitness antrenörü olmak için gerekli koşullar nelerdir? Kimler antrenör olabilir? Bu konuyu işleyeceğiz. Vücut geliştirme fitness antrenörü olmak için kurslar açılmaktadır. Bunu takip etmek için federasyonun resmi sitesinden bakacağız. Oradaki duruma göre hangi zaman, nerede, hangi şehirde kurslar açılıyor, burada bellidir. Bundan sonra E-Devlet'e gireceğiz. E-Devlet üzerinden spor bilgi sistemini tıklayacağız. Temel eğitim başvurusunu tıkladıktan sonra spor elemanı ve temel eğitim başvurusunu tıkladıktan sonra oradaki formu dolduracağız. Bankaya dekontu falan yatırmak gerekiyor. Daha sonra açık öğretimden bir temel eğitim dersi almak gerekiyor. Bu zannediyorum 60-70 gün civarında sürecek. Bu temel eğitimi sınavlardan verdikten sonra tekrar federasyonun düzenlediği birebir yüz yüze, pandemi dolayısıyla daha önce online olmuştu. Şimdi genellikle yüz yüze oluyor. Bu eğitimi de başardıktan sonra birinci kademe yardımcı antrenör belgesini almış olacaksınız. Burada kimler birinci kademe antrenör belgesi alabilir veya kimler antrenör olabilir? Bunu açayım. Bir, Türk vatandaşı olmak. İki, 18 yaşını doldurmuş olmak. Üç, yüz kızartıcı suçtan bir yıldan fazla ceza almamış olmak. Dört, lise mezunu olmak. Beş, bu işe elverişli sağlık koşullarına sahip olmak. Bu şartları yerine getiren her Türk vatandaşı biraz önce bahsettiğim yolu takip ederek birinci kademe yardımcı antrenör belgesini alabilir. Kademeler 5 tanedir. Birinci kademe yardımcı antrenör, ikinci kademe temel antrenör ki bu dersler verebilir, antrenördür, artık spor salonu açabilir ve federasyonda belli görevlerde alabilir. Üçüncü kademe kıdemli antrenör, dördüncü kademe baş antrenör ve son olarak 5. kademe teknik direktör seviyeleri vardır. Bu konuda yeni başlayanlar arkadaşlara, yeni başlayan arkadaşlara başarılar diler. Hepinize iyi günler, sporla sağlıklı bir yaşam temenni ederim. Hoşça kalın arkadaşlar.